baktım bulamadım. Cebine baktım, yatağına baktım bulamadım. Anam rahmetlikte öldü. Ondan sonra... Babam semer yamadı. Hayvan semeri söyleme sahip olmasın kızım. Ondan sonra gayri babam dedi ki bu yok kızım ya nereden çıkacak bakalım dedi. Anam rahmetlik öldü. Anam rahmetlik ölünce biz yemeğini vire ettik. Yemeğini verdik. Yemeğini verdikten sonra da ben buraya bizim telefonumuz, Ceyran'ımız döşeniyordu. Ceyran salınacaktı. Bura geldik. Çocukların çiftlikte zeytin topladık. Neyse dur o kadar uzağa gitmeyelim. Yani şimdi ta annen senin ne zaman öldü? Allah rahmet eylesin. Yani o zamandan beri kardeşin aranızda problem var yani. 25-26 senedir oldu. O zamandan o anamın altını da babam bulmuş. Heh. Ekmek atarken vardım ben. Kız kardeşimin ikisi bir Zeynatullah üçü ekmek atarlardı. Kız kardeşimin birisi ölük birisi sağ. Bir de kendisi. Bana dediler ki senin çocuğu tutuyor dediler. Ben dedim ki ben çocuğu tutmasını düşünmem diyeceğimi düşünürüm dedim. Bu altın sizin üçünüzle buraya toplandınız bu çıkacak dedim. Ondan sonra... Neyse evet, altın yani sonuç itibariyle altın kimde çıktı? Altını babam yine aynı kendisi bulmuş. Ama dedi babama çok varma üstüne dedi. Babam altını bulmuş zaten ağlıyor dedi. Seslenme dedi. Başka şey anlatıyor. Ben de seslenmedim. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi Dünya Hanım şimdi 25 yıl öncesinden başlarsak biz bunu bitiremeyiz. Şimdi bu son şeye gelirsek siz damadınızla beraber daha Ayşe Hanım kaybolmadan önce Ayşe Hanım'ın evine gidip böyle böyle bir dağıtılma falan olayı oldu mu? Bir şeyler arandı mı? Hayır kızım ben ne evine vardım ne evine aktardım kızım. Ben o şeylerde asla haberim yok kızım. Asla yapmadım kızım. Benim peki peki bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Emetullah Hanım diyor ki beni diyor Dürü'yü aradı. Dedi ki bak ben bir iş yaptım ama sakın kimseye söyleme deyip evine geldiğinde altınlarını çaldığını bana söyledi diyor. Hayır kızım, hayır kızım. Yalan kızım, yalan. Yalan. Hep gittiler. Ne yapacaklarını şaşıyorlar kızım. Arayıp da söyleyebilir ki. Kızım. Vallahi ben de bir şey söyleyeyim. Hep bir kız kardeş özlemi çektim. Yani burada da gördüğümüz konularda bu kız kardeşleri böyle gördüğüm zaman evet. Yani Allah benimkilerin eksikliğini göstermesin. Demek ki kızı erkeğe yok yani. Müge Hanım sevmediği yani. Birisine nasıl telefon açıp söyleyebilir ki? Diyor. Ay ne bileyim ama şimdi iki kız kardeş yani o diyor ki beni çocukluğumdan beri sevmem. Ötekisi diyor ki bana açtı bunu söyledi. Şimdi birinizden biriniz doğru söylemiyorsunuz sonuç itibariyle. Bak kaç kardeş. Şimdi bu kadın da iki yıldır ortada yoksa sevmediği birisine iki yıldır da ortada olmayıp maaşını falan da çekmiyorsa peki biz ne düşünelim yani değil mi bundan? Peki Emetullah Hanım da telefon attığımız demiş. Emetullah Hanım. Efendim. Şimdi siz diyorsunuz ki Dürü'ye bana açtı dedi ki kimseye söyleme. Siz o zaman niye söylüyorsunuz kız kardeşinin size sır olarak verdiği bir şeyi? Şimdi kız kardeşim bana dedi ki abimi bu kadın dedi abimi koyup kocalacak dedi. Abim için bu parayı evimde yatırdım bunu ben aldım dedi. Kimseye söyleme dedi. Ama Emetullah Hanım bir dakika ama Emetullah Hanım bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz kayıp olan Ayşe Hanım'ın bir fotoğrafını görelim ekranda. Yani 65 yaşında bir kadından bahsediyoruz. Daha artık kimi alacak koca diye yani. Ha işte istira istira kazancına göz etmiş o. Ondan sinirlendim ben. 50 senelik geçimi bozdu. Canına kastetti. Canına kastettikten sonra söyledim. Peki ama Dürya Hanım da diyor ki ben ona hiç öyle bir şey söylemedim. Küçüklüğünden beri beni sevmez iftira atıyor diyor. Küçüklüğünden beri sevmemek hiç bizim ailemizde hep kardeşiz. Biz 7 kardeşiz birbirimize canımızı veririz. İttiği hiyanetlikten Allah'ın yanını yummasın. Ben ölüme gideceğim. Niye o zaman kızımın evinin telefonunu dinlesinler konuştuklarına? Hiç korkum yok. Yani telefonda bana bunları anlattı diyorsun. Anlattı. Hatta dedi ki abi onu ben sana burada söylemedim. Onu kovdum, dövdüm dedi. Ben sesinden gittim dedi. Sizin yanında dedi abim dalar güderdi dedi. Ben bunları size söylemedim. Dalar güderdi dedi. Abinin yanına vardım dedi. Ya senin avradın beni öldürecek ya ben avradını ben öldüreceğim dedim dedi. Abim de dedi ki dedi bizim Dürü'ye gelip de 50 senelik geçimini bozma. Benim evime gelme benim avradıma karışma dedi dedi. Sonunda da dedi işte karısı kayboldu gördü benim elime kaldı dedi. İşte o da diyor ki benden paraları istediler. Bu abimin bana verdiği paraları istediler. Emetullah'la kocası. O yüzden bana iftira atıyorlar diyor Dürü'ye Hanım da. Siz en iyisi buyurun gelin bizim bir misafirimiz olun da biz burada daha net anlayalım. Gelin ben sizi misafir edeyim olur mu? Ha
tamam misafir edelim. Muzaffer'i de misafir edin. Muzaffer'le üçümüz bir misafir olalım. Muzaffer'le ne zaman abini huzur evine getirdik, o zaman söyledim Mustafa parayı verdiğini. Bana burada Muzaffer de söyledi. Tamam tamam. Muzaffer'le ilk görüm sizi. Dürüye Hanım'la beraber bir gelirseniz daha net konuşalım. Bu da enteresan bir iş ha. Dürüye Hanım da Emotullah Hanım buraya gelirse iyi olur ikisi beraber. Ya, bu da çok bak görüyor musun? Kadın orada da. Biz bu arada ben yine de fotoğrafı göstereyim. Olur ya bir yerlerdedir. Bir vatandaşımız kendisine kucak açmıştır, bir çiftlikte bir yerde hani acımıştır haline, belki kendini anlatamayacak durumdadır. İnşallah hani keşke öyle bir şey olsa. Keşke. Emekli maaşını niye almıyor peki? Kendini kaybettiyse emekli maaşını almak da aklına gelmez. Zaten yani onu da komşularla konuşmak lazım. Ya, bu kadın aklı başında mıydı değil miydi? Şimdi şöyle bir şey diyebilir miyim? Bir saniye diyemezsin çünkü reklamı bak gösteriyorlar ya tatlı. Evet. O konu hakkında da bilgi alalım. Biz yine fotoğrafı gösterelim. İyi niyet yani iyi bakalım olaya. Zaten eğer varsa ortadaysa izleyicilerimiz onu tanır söylerler. Ara verelim çünkü Nezen'le ilgili de bantlarımız var. Hani Nezen oraya nasıl indirilmiş diye düşünüyorduk ya. Pınar yolunu buldu. Ondan sonra evet onu da izlememiz lazım. Biz hep böyle kayalıklı falan görüyoruz ama dün demiştim ya böyle geriden bir yer var mı falan diye. Onun bir yolunu da buldu. Peki orası nasıl bir yer? Dün bir kısım babaya gelen telefonları söylemişti. Evet gelen telefonlardan o yerin maalesef fuhuş yaptırılmak için genellikle kullanıldığı yolunda oradan gelen bilgiler var. Yani telefonlar var. Bizim Nevşehirli izleyicilerimiz arıyorlar. Peki o hani o kayalık gördüğümüz yere nasıl gidilir? Dün demiştim Pınar nasıl inmemiş? İndi gerçekten. O keçi gibi her yere tırmanıyor biliyorsunuz. Bir ara verelim, izleyelim. Eskişehir'den Saniye Ağılönü 19 yaşındaki oğlunu aramak için 21 Nisan'da Eskişehir Sütlüce Tepe Mahallesi'nde kaybolmuş. Zihinsel engelli ilk defa kayboluyor. Kaybolduğu üzerinde siyah bir eşofman altı, şapkalı kırmızı bir kazak vardı. Annesinin babasının ve kendi ismini de söyleyebiliyormuş. İsmi Güven. Yani adın ne dediklerinde Güven der mi? Yer. Eskişehir'de ve civar illerde yaşayan izleyicilerimizden rica ediyoruz. Eğer göreniniz bileniniz varsa bizi arasın. Tostun tadı çaysız çıkmaz. Arkam benim. Hey yeah. Önce bir kaç damlaya. Sokakta oynayan son çocukların dizisi 90'lar çok yakında ATV'de. Evlenip de balayına çıksam, dünyayı gezip dolaşsam, şu kıyıda bir evim olsa, babam bana midilli alsa. Kapıda yepyeni araba, iyi tamam da nerede para? Kredi Deniz'den 32.80, 32.80 Kredi Deniz'den. Tüm ihtiyaçlarınıza uygun kredi çözümleri için siz de denize girin. Çünkü hayat denizde güzel. Önce şu taraftakine bakalım Yasemin. Ya gel. Patron, aferin. Hem kalite hem ekonomi. Ben de böyle zengin oldum. Ay çok güzelmiş. Kankasız mobilya seçmek ha? Hiç yakıştıramadım diyeceğim ama bunlar çok yakışır evine. Yürü. Mobilya denince herkesin bir yorumu olur. Kelebeğe gelince. Anne, babanla seçtiklerinize bayıldık. Önce sen beğeneceksin, sonra herkes. Kelebek, mobilya. Deniz'den bahar müjdesi. Ön onaylı değil, kesin onaylı kredi. Nüfus cüzdanına gel, kredini hemen kullan. 85 liradan başlayan taksitlerle kefilsiz evraksız cebimde kredi için kredim yaz. TC kimlik numaranı 32.80'e gönder. Kredi cevabın cebine gelsin. Her derde deva. Kredi Deniz'den 32.80, 32.80 Kredi Deniz'den. Şaşırtmayı seviyoruz. Şımartmayı da. Gülümsetmeyi. Aşık etmeyi de. Biz mutlu etmeyi seviyoruz. Favori pırıl. Yeni Camsil. İz bırakmadan pırıl pırıl parlatır.
Acaba ödenmemiş cezam var mı? Motorlu taşıtlar vergisi ne kadar? Kim bilir? 80 bilir. 118.80 Daha çok fındık arayanlar için Toku Bana Da Kids. Bol sütlü kakaolu fındık kreması. Bol fındıklı. %100 doğal şeker pancarından. Trans yağ koruyucu ve renklendirici içermez. Torku bana da. Lezzetin peşini bırakma. Bu pis tencerede yemek yapar mısınız hanımlar? Hayır. Ama kirli makinede çamaşır yıkıyorsunuz. Her yıkamadan sonra bir sonraki yıkamaya kadar makinenizin dibinde böyle kirli bir su kalır. Şu kire bakın. Seher Hanım, makineniz dışarıdan temiz görünüyor. Ama içi kirliymiş. İçine bir de buradan bakalım. Yeni Kalgon ikisi bir arada kireci önler. Üstelik kirlerin birikmesini engelleyerek makinenizi temiz tutar. Tıpkı Gül Hanım'ın makinesi gibi. Her yıkamada Yeni Kalgon ikisi bir arada kullanın. Çünkü temiz makine, temiz çamaşırlar demek. Esad, ülkemize terör eylemleri yaparak müttefiklerine gücünü ispat etmek derdinde. Bunlar bizim sınırlarımızı iyi biliyorlar. Ama sabrımızın sınırlarını unutmuşlar. Gözün arkada kalmasın. Bütün heyeti arkandan göndereceğim. Poyraz'ı öldürmediğim her saniye bana dert. Oturup rahatça yemek yiyecek vaktiniz yokken tarife detaylarıyla uğraşacak, zar zor uçağa yetişirken yurt dışı paketine kafa yoracak ya da zaten işiniz başınızdan aşkınken arkadaşlar bitmeyecek bu. Müşteri temsilcisini bekleyecek vaktiniz var mı? Oho. Bunca koşuşturma arasında bir de telefonunuzla ilgili sorun yaşarsanız hayat durur. Hayat hiç durmasın diye Vodafone Red'de beklediğinizden fazlası var. Mesela dolu dolu bir tarifeniz, yurt dışındayken de Türkiye'deymiş gibi konuşma imkanınız ve özel müşteri temsilciniz var. Siz de gelin Vodafone Red dünyasıyla tanışın. İyi günler, size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Samsung EcoBubble çamaşır makinesiyle annelerin ve kızlarından öğreneceği şeyler var. Samsung EcoBubble eşsiz köpük teknolojisiyle çamaşırı düşük ısıda bile mükemmel yıkar, %70'e varan enerji tasarrufu sağlar. Dolu dolu Vodafone Red dünyasının tarifeleri de dop dolu. Mesela 79 liralık Vodafone Red tarifesinde her yöne 4000 dakika, 2000 SMS ve 2 GB internet var. Üstelik Vodafone'lular ve sabit hatlarla da sınırsız konuşabilirsiniz. Siz de gelin Vodafone Red dünyasıyla tanışın. Mova'dan kaşar peyniri. Ağızda eriyen nefis tadıyla sofralarınızı anında zenginleştirir. Mova Mova. Avon'dan yeni Color Trend makyaj serisi. Günün her anı, her duygusu için yeni bir renk, yeni bir sen. Kendini ifade etmen için yeni Color Trend makyaj serisi. Sadece Avon'dan. Avon temsilcinizi arayın. Color Trend, hayatının her anına renk ve eğlence katıyor. Sen de benimle tanışmak ve eğlenceli bir gün geçirmek istersen Facebook'a gir, Color Trend'in yüzü olma şansını yakala. Avon, her şey kadınlar için. Salça lekesi hiç dert değil, deniz çıkarır. Bu yeni kapağı kurumuş lekeye böyle sürtüyorum ve makineye atıyorum. Leke gitti. Deniz'in üstün performansını Türkiye'nin kadınları onayladı. Siz de deneyin, paylaşın. Anladım ki asıl olan zamansız güzelliktir. Modadan, akımlardan, her şeyden bağımsız güzellik. Baktıkça yeniden keşfettiğiniz, keşfettikçe yeniden aşık olacağınız. Alpemo, her bakışta yeniden.
Buldum işte, tekerleği buldum biliyor musun? Ben de alışverişi buldum. O zaman ben de kampanyayı buldum. Vakıfbank World Card'la 50 TL'lik alışverişinize dinozor mu oğlum o? Şaka şaka, 50 TL'lik alışverişinize çekin işte taş gibi bir otomobil hediye. Hem de milattan sonra 2013 model. Çok cömertsiniz. Vakıfbank World Card'la toplamda yapacağınız her 50 TL'lik alışverişinize çekilişle 15 otomobilden birini kazanma şansı.